önemli bir tweet'te. Hatta şuradan izleyicilerimiz için okumuş olalım. Doğduğum köyü Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan başkasına emanet etmeyeceğim. Mesele sırf İstanbul'da değil, mesele hukuk, adalet, laiklik, cumhuriyet, kadın hakları. Mesele anayasa. İstanbul'u AKP'nin kazanarak bütün şeriat yanlarının doğduğum kentin sokaklarını işgal etmesine izin vermem. Onun için Ekrem İmamoğlu dedi. İlteş Bey, çok saygısız bir tweet, böyle onu çok söyleyeyim. Sert bir tweet saygısız, aslında yani ama. Yani sert değil, saygısız. Hı hı. Bu topluma kimsenin bu ölçekte saygı etme hakkı yoktur. Hı hı. İnsanların, yani toplumun önüne çıkan kanaat önderlerinin daha sağduyulu, daha ilkeli, daha ahlaklı ifadeler kullanması lazım geldiğini düşünüyorum. Bu toplum bunu hak etmiyor. Beyefendi herhalde vekil olmanın rahatlığıyla böyle esip görülüyor. Hı hı. Çok şey, yani çok yerinde bulmadı. Şimdi çok tartışmalı bir şeydi. İşte özellikle biz yayını aldığımızda İyi Partililerden de tepki geliyordu. Yani bizden istifa eden ya da ayrılan arkadaşlar doğrudan İmamoğlu'nu tercih etmediler ya da CHP'yi tercih etmediler. Neden CHP üzerinden partiyi tartıştırıyorsunuz diye eleştiriler söz konusuydu. Şimdi hem Bahadır Erdem'in açıklaması üzerinden nasıl yorumluyorsunuz onu merak ediyorum. Bir de İyi Parti'nin özellikle İstanbul denkleminde nasıl etkisi olur ki en son Meral Akşener'de İYİ Parti lideri de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de AK Partililerin oyunu istiyoruz dedi. Nasıl bir denklemin içine girdi şu anda İYİ Parti? Öncelikle Bahadır Erdem'in kullanmış olduğu siyasi dilin bence Türkiye'deki bütün siyasi aktörler tarafından reddedilmesi lazım. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere. Çünkü bu seviyede kutuplaştırıcı bir dile gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı yok. Türkiye'yi iyi bir noktaya da çekecek bir dil değil bu üslup. Hı hı. Dolayısıyla bunun hiç kimseye faydası da yok. Başta Bahadır Erdem'in savunduğu, temsil ettiği değerlere yok. İkinci mesele, ben Bahadır Bey'in siyasi koordinatlarımızda İyi Parti'nin pozisyonuyla yakın bir çizgide yer aldığını düşünmüyorum. Yani hı hı. Tabii ki İyi Parti'de birkaç senelik bir siyasi yöneticilik yaptığını biliyoruz. Geçmişi var fakat kendi ideolojik dünyası ve siyaseti yapma biçimiyle daha merkez sağ, milliyetçi sağ arasında bir eksene oturmak isteyen İYİ Parti'nin siyasal çizgisi arasında ciddi bir kopukluk var. Üçüncü mesele, İYİ bence Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu olmadan tartışamayız Dilek Hanım. Yani hı hı. İYİ Parti'nin pozisyonu bu seçimlerde nasıl bir etki olacak veya işte az önce yorumcularımızın söylediği gibi İYİ Parti gerçekten kendi seçmeni tutamayacak mı, tutacak mı meselesini daha iyi çözümleyebilmemiz için Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki siyasi rekabetin seyrine ve genel siyasetin temel eksenlerine de bakmamız lazım. Burada ne görüyoruz? Öncelikle 2002 sonrasında ve hatta Türk siyasal hayatının tamamında en fazla seçim kazanan liderlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan. Bu nedenle de halkın nabzını iyi okuyan bir lider. En son 14-28 Mayıs seçimlerinde gördük ki muhalefetin beklentilerine rağmen ve kesin kazanıyoruz algılarına rağmen Kemal Bey'in adaylığı ilan edildikten sonra Tayyip Erdoğan yine açık bir farkla seçimi kazanmayı bildi. Dolayısıyla şunu bir tartışmamız lazım. Niçin Murat Kurum, yani Murat Kurum neden aday gösterildi? Burada ne hesaplandı? Bence 2019'dan ciddi ders alınmış. Hı hı. O dersleri de sıralarsak birincisi Murat Kurum'la ne hedeflenmiş? Genç olması. Önemli bir faktör. Bunu duymadım bu akşam. Bu son dönemde AK Parti'nin genel siyasetinde çizdiği bir çizgiydi zaten, öyle değil mi? Genç bir kadrolaşma özellikle. Kesinlikle katılıyorum. Hı hı. Yani hem bürokraside Hafize Hanım'dan biliyoruz hem işte çeşitli noktalarda gençleşme var. Murat Bey de bunu devam ettiriyor. Ekrem Bey ile aralarında 6 yaş var. Bence bu önemli bir mesaj. Hı hı. Çünkü 2019 yılında Binali Bey'in enerjisi Ekrem Bey'e yetmemişti. Yani bu toplum tarafından böyle algılanmıştı. Ve sürekli olarak Ekrem Bey seçim kampanyasında gençliğini, enerjisini, yapacak şeylerin olduğunu vurgulayarak bir kampanya yürütmüştü. Dolayısıyla böyle bir tercihte bulunulmuş. Hı hı. İkinci mesele, bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada dikkat ettiği şey şu. Biraz matematik hesabı. İşte İyi Parti'yi de biraz ilgilendiren nokta orası. Şimdi bu seçimi kazanmanın iki yolu var. Hem Ekrem İmamoğlu için hem Murat Kurum için. Bu yollardan bir tanesi kendi ittifak tabanınızdaki oyların tamamını alabilmek. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi için temel hedef MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin tabanlarını da dahil ederek bir toplam oy yekününe ulaşmak. Birinci yol bu olmalı. İkinci yolda tabii ki karşı kamptan oy alabilir miyiz, alamaz mıyız tartışması. Şimdi burada çok ciddi bir avantajı var AK Parti'nin. O avantaj da nedir? O avantaj Millet İttifakı'nın parçalanmış olması. Dolayısıyla İYİ Parti'nin ayrı adaylarla giriyor olması, muhalefet bloğu içerisinde yer alan diğer küçük parti olarak nitelendirilebilecek Zafer Partisi'nin kendi adayını ilan etmiş olması ve hatta DEM Partisi'nin her ne kadar şu an belirsizliğini korusa da kendi adayını ilan etme ihtimalinin fazla olması. Şimdi böyle bir tabloyla karşılaştığı zaman
nasıl bir aday figürünün ön plana çıkması lazım? Kendi tabanınızı eğer konsolide ederseniz çok ciddi bir avantajla sürece başlıyorsunuz. Şunu merak ediyorum. Şimdi siz böyle bir denklem çizince İyi Parti tabanının Ekrem İmamoğlu'yla bir derdi var mı ki? Oraya ben isterseniz en son geleyim. Çünkü genel siyasi tabloyu çizmeden İyi Parti'yi anlamak kolay değil. Biraz karmaşık bir süreç. Türkiye'de 2018'den beri ilk defa ittifak dışı bir siyaseti deneyimliyor. Burada bu hesapları iyi öngörmek ve anlamak gerekiyor. Bu şurayı devam ettireyim eğer izin verirseniz. Burada Murat Kurum'un ismi neden yine ön planda? Çünkü gerçekten kendi tabanını koruyabilecek bir aktör. Peki nasıl koruyacak? Teknokrat mı? Evet, burada birçok yorumcumuz yine teknokrat ifadesini kullandı. Ben bunu da el arttırıyorum. Organik teknokrat ifadesini kullanacağım. Ne demek organik teknokrat? Hem ideolojik anlamda, evet, hem geçmiş anlamda, hem siyaset yapma biçimiyle kendi seçmen tabanını rahatlıkla temsil edebilecek ve bütün oyları toparlayabilecek bir aday. Fakat karşı bloğa herhangi bir söz söylemeyen bir aday. Yani burada hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti Murat Kurum tarafından bir tehdit, kendi seçmenini kaybetme anlamında bir tehdit algılanmıyor. Fakat 3 partinin toplam oyunun %45'leri geçtiği göz önüne bulundurduğumuz zaman çok ciddi bir seçmen desteğini alabileceğini görüyoruz. Bir diğer mesele tabii deprem meselesi. Deprem gerçeği bize yeni bir şey daha hatırlattı. Türkiye'de makro meselelerin yerel yönetimler aracılığıyla çözülebileceğine dair duyulan inanç oldukça düşük. Hatta seçim zamanı yine başka bir ezber vardı, yine hatırlayalım. Maraş'tan Hatay'a olan bölgede Cumhur İttifakı'nın oylarının düşeceğine dair, evet, bir beklenti vardı. Fakat bu gerçekleşmedi. Evet. İşte bunun arkasına yatan temel neden büyük meselelerin merkezi hükümet aracılığıyla çözülmesi. Burada ben yine AKP'nin doğru bir hesap yaptığını düşünüyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan şu mesajı vermiş oldu İstanbul seçmenine. Ben size kentsel dönüşüm, işte Emlak Bankası konutları, GYO ve TOKİ üzerinde en deneyimli ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın en deneyimli teknokratımı gönderiyorum. Dolayısıyla bu meseleyi ancak merkezi hükümetle paralel hareket eden bir yerel yönetim çözebilir. Ve son olarak da şunu hesap ediyor bence. Burada İstanbul alınırken yeni bir siyasi aktörün, yani karizmatik bir figürün yıldızlaşmasını da istemiyor. Çünkü az önce söylediğiniz gibi sizin de 2028 seçimleri birazcık artık devir teslim seçimleri aynı zamanda. Yani AKP içerisindeki dönüşümün de seçimleri. Dolayısıyla İstanbul'daki geniş kaynakların hem Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi siyasi geçmişinde hem de Ekrem İmamoğlu'nun mevcut pozisyonunda ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir siyasi lider ve o lider etrafında ekip toplama anlamında çok önemli kaynaklara, evet, sahip. Dolayısıyla Murat Kurum'un karizmatik bir aktör olmaması burada elini zayıflatıyor. Şimdi İyi Parti meselesine gelirsek şuradan hemen birkaç cümle söyleyeyim. Çok kısa alayım birkaç cümle lütfen. Tamam, birkaç cümle söyleyip Ekrem İmamoğlu ve daha sonra İyi Parti meselesine dair. Ekrem Bey için de aynı şeyler söz konusu. Yani ya kendi tabanını genişletecek ya da 2019'daki gibi karşı bloktan da oy alabilecek. İkinci kısımda ben bu meseleyi daha geniş bir şekilde açarım çünkü çok hızlı da geçmek istemiyorum. Ekrem Bey 2019'daki ittifak yapısını koruyabilme ihtimalini bana sorarsanız kaybetti. Bu kaybın en önemli nedeni geçtiğimiz seçimlerde bir türlü karar verememesiydi. İstanbul'u mu yönetecek yoksa Türkiye'yi mi yönetecek? İstanbul belediye seçimlerine aday mı olacak yoksa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine mi aday olacak? Ve bu sürecin sonunda 2019'daki partiler üstü pozisyonunu yitirdi ve partiler üstü pozisyonu kaybettiği için bütün muhalefetin toplumsal liderliğine soyunabilecek bir aktör olmaktan bana sorarsanız çıktı. Bu durumda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Son olarak İyi Parti'yi de buradan bağlayayım. Ne Murat Kurum ne Ekrem İmamoğlu siyasi spektrumun tamamını toparlayabilecek isimler değil. Dolayısıyla kanatlara ciddi bir pay gelecektir. Dolayısıyla yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapmaktaki gönülsüzlüğü, İyi Parti'nin kendi adayını çıkarmasındaki rasyonel gerekçeyi buradan okuyabiliriz. Bence 10-15 bandında çok ciddi bir siyasi seçmenin temsil anlamında sıkıntıya girdiğini görebiliriz. Ve makro bir perspektiften diğer kısımda açarım. Milliyetçiliğin de yükseldiğini öngörürsek eğer, İyi Parti'nin burada kendi seçmenlerini sandığa götürme konusunda ben çok büyük bir zorluk taşıyacağını zannetmiyorum.